Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Geometriye başladık. Doğru da açılar dedik, üçgen de açılar dedik. Şimdi ise açı kenar bağıntıları ile alakalı sorular çözeceğiz. İlk sorumuz uzun kenar kısa kenar mantığı. En uzun kenar en büyük açının karşısındaki kenardır. Açılarla kenarlar doğru orantılıdır. İlk önce eksik açılarımızı tamamlayalım. 70, 35, 105. O zaman burası 75. Hocam bu açıyı biliyoruz, diğerlerini bilmiyoruz. Bilmeye gerek yok çünkü bu üçgendeki en uzun kenar E olacaktır. Şimdi birinci teknik ok yöntemi. Buradaki en uzun kenar bu. Buradaki en uzun kenar bu. O zaman cevap B'dir. İçimize sinmediyse ilk önce bu üçgeni sıralıyoruz. Bu üçgeni şöyle sıralayalım. 75 tabii ki B büyüktür A büyüktür E. Buraya baktığımız zaman E büyüktür D ve E büyüktür C. D ile C'yi kendi içerisinde bilmiyoruz açıkçası. Ama bilmemizi de bu soru için gerek yok. Şöyle ki, bakın B kimden büyük A'dan, A kimden büyük E'den, E de D ve C'den büyüktür. Ya buranın hangisinin daha küçük olduğunu bilmeye gerek yok ki. Benden en uzunu soruyor. Cevap ne olacaktır arkadaşlar? B olacaktır. 75, 60, 135 o zaman 45, 90, 55 o zaman kaç olacaktır? 35. Şimdi birinci üçgeni kendi içerisine sıralamak istiyorum. A sen C'den büyüksün, C sen de B'den büyüksün. İkinci üçgeni sıralamak istiyorum. E sen kimden büyüksün B'den, B sen de D'den büyüksün. Şimdi arkadaşlar A sen C'den büyüksün, C sen B'den büyüksün, B sen D'den büyüksün. Hocam E ne oldu? Ya E aralarda bir yerlerde işte yani. En büyükte, en küçük arası şey değil yani, oralarda değil. En kısa istiyor, en uzun, en kısa. En kısası kim olacaktır? D olacaktır. Bakın en kısanın D olduğu belli, belli. E aralarda bir şey olduğu için çok da önemli değil. Şimdi bir kere A açısı geniş açı. Eğer A açısı geniş açıysa A en büyüğüdür. C ve C de B'den büyükmüş. C açısı B açısından büyükse o zaman C kenarı daha büyüktür. Çünkü açılarla kenarlar doğru orantılıdır. A eksi C pozitif bir şeydir. C eksi B pozitif bir şeydir. B eksi A negatif bir şeydir. Pozitifse dışarı aynen çıkar. A eksi C. Pozitifse dışarı aynen çıkar. Yani C eksi B. Eksiyi tuttum. Negatifse işaret değiştirip çıkar. Eksi B artı A. Hop hop bunlar gitti. A eksi B. Artı B eksi A. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Yok artık. Cevap 0 olacaktır. Kural der ki 4x artı 1 toplamlar olan 8'den küçük, farklar olan 2'den büyüktür. Kural bunu söyler. Bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkının mutlak değerinden büyüktür. Şimdi x'in tam sayı değeri kaç birimdir? Bunu bu tarafa attım. 1, 4x, 7. Şimdi x'e 1 verebilir miyim? 1 verebilirim. 0 verebilir miyim? X'e 0 veremem. Çünkü 0 birden büyüktür değildir. 2 verebilir miyim? Hayır, veremem. Çünkü 2 versem 4 kere 2 8 olur. 7 8'den büyük değildir. Burada x'in alabileceği sadece bir tane değer vardır. O da 1'dir. X'in tam sayı değeri kaç birimdir? X sadece bir tane değer alır. O da 1 değeridir. Şimdi bu üçgenden bakarsam ben x toplamları olan 8 ile farkları olan 2 arasındır. Eğer aşağıdaki üçgenden bakarsam x toplamları olan 7 ile farkları olan 5 arasındır. Bu iki x'in kesişimine bakarsam küçük olan tarafın büyük olan değeriyle büyük olan tarafın küçük olan değeri arasındır x. Demek ki buradaki x alsa 6 değerini alır. Peki x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Sadece bir tane değer alır. O da 6 değeridir. Şimdi çevrenin uzunluğunu alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? X'in tam sayı deyip demediğine çok dikkat. Şimdi İki kenarın toplamı üçüncü kenardan daima büyüktür. X her tarafı 9'a bölersem 14 bölü 9'dan büyüktür. İki kenarın farkı diğer kenardan küçüktür. X 14'ten de küçükmüş. Bununla bunun farkı X 14'ten küçüktür. Bununla bunun toplamı 9X 14'ten büyüktür. X 14 bölü 9 ile 14 arası demiş. Bana ne lazım? Bana çevre. 9x artı 14 lazım. Sakın x'i çekmeyin. X'in tam sayı olduğunu söylemiyorum. Hepsini 9'a çarpıyorum. 14, 9x, 126. 9, 90, 36, 126. Hepsine 14 ekliyorum. 28, 9x artı 14, 140. 126, 14'den eklersem 140.
Demek ki 28 ile 140 arasındaymış çevre. Çevrenin en küçük tam sayı değeri kaçtır? 28'den büyük olması için cevabın kaç olması lazım? En az 29 olması gerekiyor. B'de kaç farklı tam sayı değeri alır? Şimdi şöyle bir kaliteli çizgi çizeyim. Şöyle bir orta tabanca çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir orta tabanca çizdim. Şimdi şurası 12 ise şurası nedir? 6. Şurası da 2 eş parçaya bölecek. 8, 8. Eğer burası 2 eş parçaya bölüyorsa bu tarafta ne yapacaktır? 2 eş parçaya bölecektir. Ve burası benzerlik oranı 1'e 2 olduğundan dolayı burası 12 ise burası 6'dır. Orta taban LGS'den de bunu ne yapıyoruz? Hatırlıyoruz. Benzerlik. Peki şu üçgene şimdi yoğunlaşıyorum. Şu üçgene yoğunlaşıyorum. X toplamları olan 14 ile farkları olan 2 arasındadır. Herhangi bir açı yok çünkü. BD kaç farklı tam sayı değeri alır? 3 ile başlayan süreç 13 ile biter. Son terim eksi ilk terim artı bir tane terim olacaktır arkadaşlar. A açısı 90'dan büyük. Bakın eğer burası geniş açıysa. Bir kere şunu cep atalım. Toplamları olan 9 ile farkları olan 5 arasıdır. Bu cepte bir kere. Ama bu açı eğer geniş açıysa x karede büyüktür. 2'nin karesi 4 artı 7'nin karesi 49. X kare büyüktür 53. Karesi, x'in karesi 53'ten büyük olması yazmış. 6 alır mı? Hayır. 7 alır mı? Hayır. 8 alır mı? Evet. Çünkü 8'in karesi 64. 64 53'ten büyüktür. 7 alsaydı 49 53'ten büyük olamaz. Ha, sadece bir tane 8 alırmış. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Sadece bir tane değer vardır. Zaten bu açı geniş açıysa en uzun kenar olması lazım. X'in 7'den büyük olması lazım. 7'den büyük 9'dan da küçük olacak. Alsa 8 alır. Az önce üçgende açılarda söylemiştim. Eğer burası açıortaysa, burası açıortaysa, burası alfaysa, burası 90 artı alfa bölü 2 demiştim. Yani 90 artı alfa bölü 2 derken burası 90'dan alfa bölü 2 kadar büyük bir açı. Burası geniş bir açı. Şimdi bir kere x herkes biliyor ki toplamlar olan 7 ile farkları olan 1 arasıdır. Ayrıyetten x kare de büyüktür çünkü geniş açı diyor. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Demek ki x kare büyüktür 25. Demek ki x bir kere kesinlikle 5'ten büyükmüş. 7'den de küçük. O zaman AB'nin en küçük tam sayı değeri hatta en büyük tam sayı değeri 6 olacaktır burası. Şimdi bakın arkadaşlar. Eğer BHD üçgene bakarsanız x kesinlikle 5'ten büyük. Bu 1. Eğer şimdi şurası alfa, şurası 90 artı alfa. ABD üçgene bakarsanız 90 artı alfa geniş bir açı. O zaman 17 x'ten büyüktür. 17 x'ten büyüktür. Demek ki ABC çeşit kenar üçgenmiş. Tamam. Benden x'in alabileceği değerler istiyor. X 17'den küçük ve 5'ten de büyüktür. X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değeri. Tekinde 6 değerini alır. Tekinde 16 değerini alır. Bakın. Alabileceği en büyük değer 16. Alabileceği en küçük değer 6. 6 ile 16'yı toplarsanız cevap 22 olacaktır arkadaşlar.